Selamünaleyküm. Kadir Topçu ile Halep Köçüsü ve Hayvancı'nın kanalından hepinize merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Uzun bir zaman oldu aslında video atmayalı da. Bugün de koyuna geldik. İşte çadır kuruyorduk. Onu bitirdik çok şükür. Biraz daha tavuk, kaz, hindi aldık. Bir hastamız vardı. Biraz da işin açacağız. Ondan keyfimiz yoktu. Atmadık. O da iyi oldu çok şükür. Şu anda da geldik koyuna. Şimdi Burhan abinin çobanı var, Afgan. Ona işte biz bir belli kısım 3-4 kişi var. Herkes parça parça veriyor. Biz de öyle getirdik, verdik ücretini vesaire. İşte her ay düzenli olarak yayıyor. Bugün geldik size şöyle koyunları, keçileri gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çadırı kurduk. Bir hastamız vardı, iyi oldu çok şükür. Bugün de koyuna geldik. İşin açıkçası size bahsediyorduk ya, saatimizi değiştireceğiz diye. Ben gece gitmeyi bıraktım. O yüzden sabah şöyle 6-10 geçe gibi evden çıkıyorum. 7.30 işte, 7.40 gibi, özür dilerim, 6.30-6.40 gibi de iş yerinde oluyorum. Gece çöre. Bunun sebebi ise arkadaşlar, şimdi 2 gün sonra koyunlar kuzulamaya başlayacak. Alacağımız keçiler uğraklayacak. Bu yüzden saatimizi değiştirdik. En azından sabah gidip yemini işte erken kalkacağız. Bir saat yemini hazırlayacağız. O sırada da vereceğiz. Akşam yemini de hazırlayacağız. İşten de geldiğimiz zaman yemlerini vereceğiz. Hani bu şekilde uygun olacağını düşündük. Şimdi bize birkaç kişi soruyor. Veya yorumlarda biz sizden bir gurbetçi, hayvansever diye bir abi var. YouTube kanalının ismi. Ben senden önce Halep keçilerini alacağım diye. Şimdi Sayın Ağam, Halep keçisi almak kolay. Önemli olan bütün şartların buna elverişli olması. İşte efendime söyleyeyim. Şu ileride de çay yapıyoruz. Çaya doğru gideyim. Halep keçisi almak çok kolay. Parayı basarsın alırsın. İşin açıkçası biz evimizi yaptırdık. Sermayemiz gitti. Benim arabam vardı. Bir Kangom vardı. Eve gitti. Bizim tekerlek de gözüküyor şurada. Sermayen olursa alırsın. Ama sermaye kadar da önemli olan şey hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak, olumlu şekilde aradığın hayvanı bulmak. Yani bugün internete atıyorlar. Adam 4750 lira yazmış Halep keçisine. Yani attığı keçi de çok şahşahlı bir keçi de kiç kiç kiç. Attığı keçi de öyle aman aman haybeye bulunacak bir keçi değil. Yani kırmızı. Bakın inanın çok samimi söylüyorum. Belki bacak olarak şu keçi onu çok rahatlıkla geçer. Bakın. Şu keçi onu rahatlıkla geçer. Yani piyasada şöyle kırık keçiye Halep keçisi diye orijinal ırkı da bozdular arkadaşlar. Al şu hayvan, babası mesela temsili yerli bir hayvan. Şu da bizim tekerimiz arkadaşlar. Behlül Efendi, inşallah onu tekerle koyacağız, bir tane daha alacağız. Şimdi bu Halep keçisine veya yapacağımız işi tam garanti olup veya işte gerekirse el alem olsun, kimse konuşmasın arkandan. Düzgün ya abi, işte biz sana demedik mi? Yapamazsın vesaire gibi şeyler duymak istemiyorsan ayağını sağlam basacaksın, emin adımlarla ilerleyeceksin. Ki sonradan mahcup olmayasın, mağdur olmayasın, mahzun olmayasın diye. Şimdi arkadaşlar biz de işte koyun ucuzdu, babam koyun aldı. Hani ben istemiyordum koyun almasın şahsen, ben dedim satacağım zaten. Affetmem, satarım bunları. Kuzulasın, kuzusun altını aldığı zaman Allah'ın izniyle satacağız. Hani uygun Halep keçilerini şu anda arkadaşlar, yani oğlu altın aldığı zaman 3-3.5-4 bin lira isteyecekler şu keçi. Bakın oğlu altın aldığı zaman. Şimdi yani şahsen şöyle düşünüyorum. 3-3.5 bin lira vermek çok mantıklı değil. Bakın şu siyah keçi gibi. Bu bir Halep melezi. Biz bunu açık bariz bir şekilde söylüyoruz. Halep melezi. Biz bunun gibi keçiyi alsak öyle
10 keçi alıp 30 milyar 25 milyar para vereceğimize, şöyle şu keçinin tanesi oğlu altın asıl, çok özür dilerim kışını yırtsın 1500 lira. Şöyle keçi alsak, teke zamanı saf kal, orijinal bir teke katsak, birinci kan değil de ikinci kanda mükemmel yavrular yakalarız. Yani böylesi de var. İşin açıkçası şimdi arkadaşlar, zaten Türkiye'nin ekonomisi belli. Şu anda pek bir gidişatımız iyi gözükmüyor gibi. Ekonomik anlamda. Yoksa elhamdülillah ülkemiz gayet ehemmiyetli. Ama ekonomik anlamda şeyimiz var şu anda. Hani dolar euro başına aldı gitti. Her şeye zam 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 zam. O yüzden bence emin adımlarla temkinli gitmek daha mantıklı. Geç olsun güç olmasın. Şu aradaki kırmızı keçi de bizim Halep keçimiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Biz bu keçi işini yapacaksak arkadaşlar, en makul ve en olumlu hayvanları bulmamız lazım. Tamam, safkan hayvan çok almak çok güzel. Müthiş bir şey elinde safkan olması, ama ya bunun bir de geçim yapabilecek misin bundan? Bundan işte efendime söyleyeyim, seni geçindirecek, kimse mağdur etmeyecek, İşte efendime söyleyeyim, az çok ufak tefek de bir para kazandıracak mı? Bunu bilebiliyor musun ya? Ama görüyoruz ki arkadaşlar, temkinli gitmek her şeyden daha iyi bence. Benim babamın bir şeyi vardır, lafı. Deve bir pul, çek deveni arkadaş, deve istemiyoruz der. Deve bin pul, imkanım yerinde olur, çek arkadaş, deve sürüsünü çek der mesela. Bu da bizim Bursa'dan getirdiğimiz şey, tekerlek adayımız arkadaşlar. Allah'ın izniyle burun yapısı vesaire çok hoş. Bunu tekerlek koyacağız. Bunu bir tane daha getireceğiz inşallah. Seneye bir teke veya çeviş alırız. İnşallah bunların yavrularını alacağız. Ben arkadaşlar şu keçiye bakın. Vallahi bunun piyasada Halep diye satılıyor. Melez ha. Kimse demezsin yani bizde Halep'tir. Biz bunun işte her şeyini biliyoruz. Kimse kusura bakmasın. Hani mesela Balıkesir'de bir abi var, Burak abi, o da Polonya'ya gitme gibi durum varmış, hayvanlarını satıyormuş. Yani öyle olmak, ne bileyim, yapamadım, beceremedim demektense bence ehemmiyetli gidip geç olsun, güç olmasın demek daha mantıklı arkadaşlar. Şu keçiyi de biz satmıştık arkadaşlar geçen sene. Bunun o bizim çift cinsel oğlağımız vardı, onun annesi, kiriz keçisi. Bu da mükemmel sütlü bir keçi, şu an kuruya çekmişler. Bakın bıraktılar teke bu sene, yerli keçi teke yani. Ay. Vallahi bence yani dediğim gibi yapmak daha mantıklı arkadaşlar. Şurada mor koyun. Bence uygun olanı o, ama velakin insanoğludur. Ne yapsa ister ki her şey kendisi yapsın. Allah herkesin hakkında hayırlısını versin. Biz de inşallah doğru olanı yapmak için gayret edeceğiz. Şimdi köşede görüyorsunuz, çay içiyorlar. Çay yapıyoruz Afganlarla. Şimdi onlarla biraz muhabbet edelim. İki tane koyunumuz evde kuzuladı. 19 tane gelmişti, 20 almıştık. Bir tane o kuzulu geldi, bir tane de biz kuzu istedik. Kuzulu koyun getirmiş. Öylelikle şimdi size eve gidince çadır vesaire onları da çekeceğiz. Yeni aldığımız kaz hindileri. Şimdi gidiyoruz Hayatullah abinin yanına. İşte koyunların yanına geldik. Hayatullah abiyle birlikteyiz. Merhaba Hayatullah abi. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayatullah abi Afganistanlı. Bir göçmen yani, buraya gelmiş çalışmak için. Şimdi kendisiyle biraz muhabbet edelim. Size de paylaşmak istedim. Hani kendisi de gerçekten biz koyun yaymasını gördük. Hem iyi koyun yayıyor hem de iyi birisi. Teşekkür ederiz abi. Ne zaman geldin abi Türkiye'ye? Kadar oldu? Ben 2021'de geldim abi. 4 sene falan oldu. Gençten sana geldim. 1,5 sene oldu. Ben geldim. Zancırdere'de de var yani 8 ay falan. Ondan sonra 1 ay falan ahır işi de çalıştım. Sonra geldim. Nerede de var yani. Orada geldim. 1,5 sene oldu yani. 1,5 sene oldu. Hani de var ya. Niye geldin abi Türkiye'ye mesela? Afganistan'da durumlar nasıl? Valla Afganistan'da başında karışık da. Savaş var, Taliban devlet diyorlar, böyle savaş oldu, ondan sonra duramadı. Geldi beri çalışmada için Afganistan'da anne var, kardeşler, oğullar da para gönderecek, para göndermez. Geçim için. Aynen. Böyle çalışma için geldik. Böyle şekilde devam oldu.
Yani sen arkadaşlar, şimdi yani sonuç olarak helal yoldan çalışmak için gelmiş. Türkiye'de bazı insanlar hani göçebe olup gelip çalışmak için insanlara biraz zor bakıyor. Lakin sonuç olarak Türkiye'ye baktığımız zaman bu şartlarda buradaki insanlar bu mesleği yapmıyor. Yani peygamber, evliya mesleği. Ama kesinlikle koyun dediğin zaman insanlara bir oyun gibi geliyor yani. O yüzden bence çok bereketli bir iş. Sizin orada yapıyorlar mı abi koyunculuğu? Koyunculuk gördün mü orada? Var da ben yapmadım. Koyunculuk yok, oradaki insanların şeyi nasıl? İyi ya. Bereketli mi diyorlar? Kazançlı mı diyorlar? Hani davarcılar bereketli ya. Davarcılar var, davar yapıyor, kollar var. Onlar bereketli maşallah. Kaç yaşındasın abi? Valla ben şimdi 18 yaşındayım. Ben 15 yaşında İran'da geldim. Ben 7 yaşında falan da Türkiye'de geldim. Sen şimdi 19'a gireceksin. He. 19'a gireceksin. Yani görüyorsun benden de çok küçük abi. Hayatımda ama ben alıştığım için herkese abi diyorum hürmetten dolayı. Şimdi görüyorsunuz yani 15 yaşında adam memleketinden çıkmış. Türkiye'de şu an 15 yaşındaki bir çocuk kesinlikle başka bir ülkeyi bırak, başka bir şehire gidemez yani. 18 yaşında adam Türkiye'ye gelmiş. Önünde 300-400 bin liralık bir temsili mal var. Miktar olarak. Bunu yayıyor. Şu anda da yani memnun musun abi durumunda? Ben memnunum. Parayı ne yapıyorsun mesela? Aylığı aldın. Bugün aileni aldın. Bugün aldım valla. Afganistan'a göndereceğim. Kardeş var, anne var, baba yok. Baba vefat etti. Allah razı olsun. Ben para göndereceğim. Para göndermesem olur. Ben de bakacağım. Yani ben para sen bakın. Olsun ne mutlu. Ne kadar güzel bir şey. Elhamdülillah biz Müslümanız. Hani baban Allah rahmet eylesin vefat etmiş. Bu yüzden bakmak sana düşer. Bizim burada da mesela bir adet var abi. Biz Doğu halkında. Mesela birisinin babası vefat etse veya babası çalışamasa, hasta olsa. En büyük erkek kim? Sensin. Sen bütün kardeşlerini evlendirirsin. Herkes çalışır. Mesela ortaya koyar. Havuz sistem olur. Sen hepsini evlendirirsin. İşte hepsinin bir düzenini kurarsın. Ondan sonra selamun aleyküm, ayrılık vakti geldi. Aynen. Ne kadar Türkiye'de kalmayı düşünüyorsun abi? Valla ben çok düşünüyorum, 15 sene, 10 sene. Niye 15 sene mesela? Düşünüyorum. Valla Afganistan'da gitemezsiniz. Şunda Afganistan, Taliban, devlet diyor, belli değil. Şunda kim var Afganistan'da? Ondan sonra para kazansak, kendimizi tövflesek, ondan sonra gitmek düşünüyorum. Gelsem geri gelmez zor. Şunda tamam. Geri gelemezsin lan. Bir kere olsun, temiz olsun. Evet. Bundan diyorum ki gideceğim, geri gelmeyeceğim. Temiz olsun değil mi abi gitmek? Aynen abi. Bu gerçekten de gidip gelmek zor olur. Aynen. Senin için de kolay olur. Yani şu an dışarıdan bakıyoruz mesela Afganistan bir hükümet değişikliği oldu. Taliban aldı. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Ama Türkiye'yi nasıl buldun? Mesela buraya geldin, bizle tanıştın. Şartlar nasıl? İşte nasıl diyeyim? Kaldığın yer nasıl? Allah şimdi... Yediğin, içtiğin vesaire. İyi ya şunda iyi memnunum valla yeter ya yeme içme iyi sağ olun teşekkürler isterim size de valla memnunum ben şundan yemeğimden içmeğimden yeterim ben çok memnunum. İyi abi ne güzel işte yani görüyorsunuz arkadaşlar para kazanmak gerçekten çok zor bir durum. Yani şu an elinizde 100 bin lira gibi bir meblağ olsa yani bir iş yapayım ne bileyim koyunculuk yapayım işte halk gibi tabiriyle davarcılık yapalım veya halep keçisi alalım işte davarcılık keçiye söylüyorlar. Hani bizim bu kısım ormanlık olmadığı için pek keçi besleyen yok. Ama Halep keçisi olarak başladığın zaman işte bunun sürü yöneticiliğini yani bunu yaymasını, bakımını, ihtiyaçlarını, yemini, samanını karşılaman lazım. Bilmen lazım. Bilinçli yapman lazım. Bilmesen de birbirlerine danış demişti. Şimdi görüyorsunuz adam ta Afganistan'dan çıkmış. Türkiye, İran, Türkiye'ye gelmiş. Biz nasıl buradaki bir elimizdeki parayı kolay bir şekilde yok ederiz? Bence çok zor. Hele ki şu anda kazanmak gerçekten de çok zor bir durum. Ama gene de bakalım hayırlısı olsun diyelim inşallah. Size var mı abi söylemek istediğim bir şey? Teşekkürler abi. Şimdi seninle çay içeceğiz. Şöyle bir çay da gösterelim. Çay hazır oldu. Şöyle çay içeceğiz. İsmi Hayatullah. Hayatullah abi bize şimdi bir çay demez dedim. Aradım geliyorum. Dedi abi buyur gel. Dedim bir çay koy çay içelim. Şimdi o da bize sağ olsun çay koymuş. Çay içeceğiz. Bir muhabbet edip eve gideceğiz. Orada da size göstermek istediğimiz koyunlarımız kuzuladı. Çadır kurduk, yeni aldığımız kaz, hindi vesaire onları göstereceğiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, esen kalın.